Bulgaristan'da Türk milleti nereden geliyor? Ve bunlar gerçekten Türk mü diye soruyor. Evet, güzel bir soru. Tabii cevabı kolay verilmez. Ama ezberleri değiştirmek lazım. Bulgaristan biliyorsunuz Balkanlar'da en fazla Türk nüfusun bulunduğu ülke. Yani 8'de 1. Ondan sonra Yunanistan geliyor. Orada çok daha az. Ve Bulgaristan bu Türk nüfusla zaman zaman dengeli bir biçimde gelişebildi, entegrasyonu kurabildi. Mesela Çiftçi Partisi zamanında, ikinci harpten evvel çok liberal, çok kardeşçe bir yaklaşımı vardı o partinin, İstanbul İSKİ'nin falan. Evet, ama maalesef komünistler büyük iddialarına rağmen Çiftçi Partisi'nin, sosyal demokratların olgunluğunu gösteremediler. Şimdi ayrı bir safhada. Efendim Türk nüfus Bulgaristan'da kaynak bir, tabii doğrudan doğruya deportasyon, Osmanlı fütuhatı ve sürgüne. Şu Karaman vilayeti, yani bugünkü Konya'nın birkaç mislidir. Çünkü Niğde, Nevşehir falan da ona dahildir ve hatta Torosların bir kısmı İçel'e kadar. Buradan yapılan sürgün. Kimisini git bakalım hemşerim diye yollamışlar. Kimisi kavga çıkaran aşiretler, Allah cezanızı versin size, Adana'ya sürmüşler, Kıbrıs'a sürdükleri gibi. Kimisi sonradan gönüllü Rumeli toprağı, ama o Rumeli toprağı ilk önce Kıraç Anadolu'yu o kadar da pek çekmemiş. Onun için sürgün çok sevilmez halk arasında ve bu metodu çok kullanan Fatih gibi bir padişaha da yani oldukça şey yaparlar, burun kıvırırlar ve bu sürgün metodunu itidale götüren, yönleyen şeyi de Mahmut Paşa'yı da pek severler. Sürgün. Bir sürü yerler Bulgaristan'da böyle oluşmuştur. Buradan giden aşiret, boy, endividüel, insan, köy. Türklüklerini kaybetmişler. Peki hayır, nereye kaybetmişler? İkinci kaynak Mithat Paşa'ya borçludur bunu, Tuna vilayeti. 1853 Kırım'da biliyorsunuz Kırım Savaşı oldu. Kırım'ın Türkleri çok ümitlendiler bu yeni gelişten. Vay kurtulduk diye. Sen misin kurtulduğunu zanneden? Ondan sonraki katliamdan buraya attılar kendilerini ve o zaman Dobruca, işte Tuna Mansabı ve güneye kadar yerleştirildiler. Çok kalabalık bir kitle. Üçüncüsü de aynı şekilde gene Kafkasyalılar, Çerkes kabileleri, Abazalar, Edigeler, bilmem hepsi. Bunları buralara yığdılar ve bilhassa Mithat Paşa çok ustalıklı, büyük bir idareci olduğu için ustalıkla bunları iskan etti Bulgaristan. Onun için Bulgaristan halkı Mithat Paşa'dan büyük vali diye bahsederler. 100 sene sonra bile yani. Hakikaten o coğrafyaya mührünü basmıştır. İktisadi tedbirleri de fevkalade kuvvetli olduğu için bunu Bulgar tarihçilik bile yazar, Maya Todorova gibi. Bulgaristan'ın mahiyeti değişmiştir. Yani çok büyük bir validir. Orada bir büyük kalabalık meydana gelmiştir. Bunlar ancak 93 Muharebesi dediğimiz 77-78 savaşından sonra kısmen, fakat büyük ölçüde Cenubi Bulgaristan'dan 1912 Balkan faciasından sonra, harpten sonra ve nihayet işte ikinci harpten evvel ve ikinci harpten sonra komünistler ve nihayet de biliyorsunuz 80'lerde Todor Zhivkov kapıya koyuverdi milleti böyle. Evet. Buna rağmen bitmez. Son cümle hocam. Türkler, zamanımız tükendi. Bulgarlar da bizim gelenler de burayı kalkındırır. Dolayısıyla Türktürler. Büyük ölçüde menşe Türktür. Din değiştiren Pomaklar vardır. Yani Bulgar olup da Müslüman olan, ama bunlar o kadar Türkleşmiş ve o kadar ağır bedel ödemiştirler ki mesela Zhivkov'un jandarmaları Türk köyüne haftada bir, ayda bir gelir, bunlar haftada bir gelip sopa falan. Onun için bu iş böyledir. Yani Bulgaristan'ın Türkleri Türktür. Bu çok açıktır. Çoğunluk zaten menşe olarak Türktür. Azınlıkta zaten işte Türk'ten çok Türktür. Bunu böyle ve Türkiye için faydalı bir unsurdur bunlar. Çünkü iyi yetişmişlerdir. Her devirde geldikleri zaman ziraat, zanaat
bürokrasi ve akademik hayat tekamül etmiştir. Yani üniversitedeki arkadaşları da biliyoruz. Bu sorunun cevabı bu olmalı herhalde. Peki hocam.